hoş geldin diyoruz yani. Şeref verdiniz. Bozuya gelmen için çok mutluyuz, çok gururluyuz ve de çok inançlıyız. Bizim de tabii ki 11 yıl geçmene rağmen kasten ve bilerek Boski'de yaşanan 34 çocuklarımızı ve evlatlarımızı öldürmesine neden olan bir hükümet bunu 11 yıl önce bugüne kadar hep örtbas ediliyor. Hep örtbasa basıyor. Yani bizim amacımız, bizim diyeceğimiz aile olarak, aile toplumu olarak amacımız budur ki bugün de erken yani özellikle de biz bu defalarca söylemişiz. Bugüne kadar hep FETÖ tarafından öldürülen çocuklarımızı söylüyorlar. Peki 11 sene içerisinde FETÖ tarafından herhangi bir insan yargılanmış mı burada? Sorgulaya götürmüşler mi? Mahkemeye götürmüşler mi? Bizim amacımız, bizim isteğimiz budur ki yani hükümet tarafından ve de sizler tarafından bize destek vermenizi istiyoruz. Zaten burada faillerin bir an evvel adli önüne götürmesi bizim talebimizdir Sayın Genel Başkanım. Yargılanması, bir nevi bu annelerin gözyaşlarının dinlemesi istiyoruz biz. Yani dinlemesi istiyoruz. Babaların gözyaşlarını dinlemesi istiyoruz. Biz her gün sabah erken kalkıp bakıyoruz. Çocukların yatağına bakıyoruz. Acaba neden yani bu 34 insan, 34 keçi mi öldürmüş, kesmişler, atmışlar, etini yemişler, bir şey olmamış gibi. Yani burada kalkıp oturup bize tazminat soruyorlar. Tazminat vereceğiz, tazminat vereceğiz. Ya siz bir önce faillerin yakalanmasına yardımcı olun, bu failleri bir yakalayın, failleri götürün. Biz dileriz yani kim bunu yapmış, bir mahkemeye götürün. Ondan sonra tazminat söz konusu değil. Buna da yani devlet ne derse bizim kabulümüzdür. Yani bizim bu içimizde, canımızda giden 34 parça, 34 can biz kaybetmişiz. Bugüne halen sanki bir şey olmamış gibi. Biz bunu diyoruz ki yani gündemde düşürmemesi için hep bir Allah'a, bir size, CHP hükümetine, partisine güveniyoruz. İnşallah katkısı olan Kemal Bey kardeşimize ve abimize ve Sezgin Tanrıkoğlu'nun bütün emeği geçen CHP parti ve dostlarımıza saygımızı sunuyoruz. Yani bize çok katkıdan çok destek verdiler. Bugün de bizi yine yalnız bırakmasınlar. Aynı yani yarındaki bizim her tarafta diyelim ki bizim evimiz Ankara'da, bizim kardeşimiz, abimiz Ankara'da, oraya gelmemizle ve de sizin yanına yüz yüze, göz göze görüşmemizi istiyoruz. Yani çocuklarımız için hiçbir zaman biz Roboski ailenin katliamını unutmadık, unutmayacağız. Bu acı her zaman içimizdedir ama helalleşmeye geldiniz. Evet. Sizler de, yüzünüzden bunu söylemek istiyorum, kusura bakmayın. Yani biraz gerçek sözler acıdır. Eğer sizler de yarına hükümet olup da örtbas edecekse helalleşme diye bir şey yok aramızda. Helalleşemiyoruz o zaman. Çünkü giden bizim evlatlarımızdır. Ama yarına hükümetin başına gelirseniz, bu işi öne alırsanız, yani ön planına bu işi koyarsanız, hoş ve loş olsun. Yani biz o zaman helalleşmeyi kabul ediyoruz her yönde. Yani deriz ki siz bunlar, sizin bir şeyiniz olmamıştı. Burada sütten çekmiş aşk bir temizsiniz. Biz helalleşmeyi kabul ediyoruz. Bizim isteğimiz budur Genel Başkanım. Ailelerin mağduriyetini ve de manevi, maddi ve manevi gidermelerini bize destek vermenizi istiyoruz. Yani devlet buraya gelir bir yanda, biz de en hakini tazminat almak istiyorsak, biz de bunu istiyoruz ki eğer bu çocuklar şehit ise, bu çocukları öldürmüş ise, bu çocukları katletmişse, biz daha halen bazı çocuklarımızın parmaklarını, ayak uçluklarını görememişiz, mezarlığa koymamışız. Hani bu çocukların 15 Temmuz'da Ankara'daki bir vatandaş kardeşimizi öldüren, FETÖ tarafında öldüren hak, hukuk neyse, onu da bu ailede tanısın, onlara da tanısın. Yani bir kurucu şimdi kendi köyünde kalp krizi geçiriyorsa o kurucuya ne hak veriliyorsa bu ailede o hakkı verilsin. Bu aile söz konusu, bu aile gelince yok siz bir kapsama girmiyorsunuz. Biz de insanız. Biz o zaman nasıl bir helalleşme, nasıl bir vicdan, nasıl yani biz azap içinde yaşayacağız. Bunu biz size takdir ediyoruz. Size güveniyoruz, size inanıyoruz. Yine diyorum hoş geldiniz, şeref verdiniz hepimize. Sağ olun, var olun. Bakın
kimsenin hakkı yoktu çocuklarımızın üzerinde. Çocuklarımız hepsi gençti. Hepsi öğrenciydiler. Biz kendi halimizde insanlardık, fakirdik. Ama mutluyduk, huzurluyduk. Keşke ben her zaman da söylüyorum, keşke benim oğlum bu şekilde öldürülmeseydi, katledilmeseydi. Benim oğlum da bu kadar başıma ağrımasaydı. Biz evimizde oturamıyoruz, inan ki. Çocuklarımızla doğru düzgün bir sofra kuramıyoruz. Biz de ve bu haldeyiz. Adalet istiyoruz, beklentimiz sadece budur. Şimdi bir kimseyle kusura bakmayın, helalleşemeyiz. Ta Roboski'ye adalet gelene kadar. Bu devletten, sizden beklentimiz bu. Hoş Hatta Adalet ne tarafı Türkiye başını? Adalet ne tarafı Türkiye başını? Adalet ortasına gelmene kadar huzurumuz olamaz, gönlümüz de rahat olamaz. Hatta sonra bir yazda oylamını, huynamını, evet işem ne emin. Parça onu davalı. Ben uzak bir parça verip onu davalı onu. Artık işte ne bir devlet oturduğum, ne bir yanı oturduğum. Benim oğlum 17 yaşındaydı. Dede 12 aydı. En yakınlarımda 11 insanı kaybetmişler. Hepsi akrabayız, kuzenimiz. Yani burada 34 hepimiz bir aileyiz. Yani farkımız yok. Ya bu benim, bu senin. Hepimiz aynı aileyiz. Ama kaybetmiş tabii. Annesinin acısını gösterdi. Hepimiz bu acı içinde yaşıyoruz. Öfke içinde yaşıyoruz. Yani her gün gelip de o ailelerin ellerine bak. Neredeyse 20 sene olacak. Beni herkes dinlesin. Ben Servet Ancu'nun eşiyim. Ben bunların ana oldum, baba oldum. Bunlar benim kardeşlerim. Neredeyse 20 sene olacak. Hiç kimse halimizi sormadı. Hiç kimse demedi bu insanlar ne yapıyor, ne ediyor. Herkes biliyor kim yaptı. Bilmiyorlar mı? Biliyor. Daha fazla siyaset yapmasınlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin üzerinde siyaset yapmasınlar. Biz istemiyoruz. Ne hakları vardı? Bizi burada alamaya ne hakları vardı? Gerek yok bunlara mesela. Gerek yok. Ben kardeşlerime hem ana oldum hem baba oldum. Nereden o zaman bu insanlar, bu devletler nereden? Yani bunu herkes biliyor, FETÖ yaptı. Kim yaptı ki biliyorlar yani. Daha çocuklarımızın kanları onların üzerindeyken geziyorlar. Arkamızdan geziyorlar. Yanlarımızda. Biz artık istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Huzur istiyoruz. Çocuklarım ta şu an Antalya'da. Ben bunları kaybettim. Diğerleri kaybetmek istemiyorum. Ben bunu diyorum. Herkese soruyorum. Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü için yapmış olduğunuz sefer hepimizin takdiriyle karşıladığı bir durum. Ankara'dan Roboski ailelerini ziyaret etmenizden dolayı biz son derece gururluyuz ve buna inanıyoruz ki bu adaletin tesis edileceğini, mutlak surette tesis edileceğine inanıyoruz. Bunun için daima biz sizin arkanızdayız, size inanıyoruz, herkes bunu böyle bilsin. Gerçekten ben 2018'de cezaevine düştüm. 2018'de sırf bu olay için cezaevine düştüm. 3 yıl 8 ay ceza aldım ben. 4 ay önce çıktım Sayın Başkanım. Çıktım, geldim, gittim Uludere Kaymakamlığından yardım istedim. Yardım talep ettim. Benim yardıma ihtiyacım var. Herkesin önünde söylüyorum. Benim ameliyat masrafım var. Devlet hastanesinde yok. Yani 300 bin lira, 350 bin lira gideri var. En son 2016'da sırtımda. Şu an ne kadar olunca biliyorum. Bak anneleri görüyorsunuz. Anneler hala gözleri yaşlıdır. Hala yaşlıdır. Anneler her gün, her akşam gidiyor anne oğlunun yatağına bakıyor. Bak ben annemi söylüyorum size, her akşam gidiyor oğlunun yatağına bakıyor. Oğlu yok. Oğlu yok. Hala gözler yaşlı Sayın Başkan. Adalet olmadan Türkiye'de adalet Roboski'den geçer. Roboski'den geçer.
Bunu herkes bilsin. Roboski çözülmeden Türkiye'de adalet, madalet, kardeşlik, barış falan hiçbir şey olmaz. Kim? Sayın Başkanım, ellerimizden çıkmanızı istiyoruz abi. Günlerin artık elimizden tutup biz sizin arkanızdayız. Duvar gibi yaslayabilirsiniz. Hani artık güvenebilirsiniz. Biz artık güvenecek istiyoruz. Anladınız mı? Artık birilerine güvenmek istiyoruz. O Türkiye'de adaleti sağlayacak birilerinin gelmesini istiyoruz. Ve biz şu an bu güvenceyi sizde buluyoruz. Sizde buluyoruz. Hani dediğim gibi Türkiye'nin adalete ihtiyacı var, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Artık adalet yok Sayın Başkanım. Şu an adalet yok. Sırf ben Boroskili ailelerden olduğumdan dolayı 3 yıl 8 ay cezaevinde yaptım. Hatta yeni 5 ay önce çıktım, 4-5 ay önce çıktım. Hala adalet yok. Benim hani cezaevinde yatan nice insanlar var suçsuz yere. Suçsuz yere yatıyorlar. Umarım Roboski adaleti getiren siz olursunuz. İnşallah. Umarım adalet gelir. Yardımlarınızı Allah'ın izniyle bekliyoruz. Yanınızda olursunuz inşallah. Sayın inşallah. Adaleti daha güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İnşallah. Bir daha geçişimizde güzel şey olmaz. İnşallah hepsi de vereceksiniz. İnşallah. Antalya gelsin çağırırız. Haber işiniz. Of. Sabah sabah. Seyahat. İyi bakın. Söz. Şey. Ben çağıracağım sizi. Başkanım. Hepinizi çağıracağım. Merak etmeyin. Tamam mı? Hoş geldiniz. İyi bakın. Allah'ın yürekle sizinle. Elinize sağlık. Bu benim eşim. Bunu unutma. Bunu unutma. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi.